Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz fen bilimleri. Konumuz kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Evet, kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Cisimlere kuvvet uyguladığımızda bazı cisimlerin şekillerinin değiştiğini, bazı cisimlerin de tekrar yine eski haline geldiğini göreceğiz. Deneyimizde balon, futbol topu, oyun hamuru, yay, stres hamuru ve normal hamur ve süngeri kullanacağız. Şimdi önce balonda kuvvetin etkisini görelim. Balona kuvvet uyguladığımızda ne oluyor? Balonun şekli önce değişiyor, daha sonra ne oluyor? Tekrar eski haline geliyor. Futbol topunu da uygulayalım. Aynı balondaki gibi önce şekli değişiyor, daha sonra tekrar eski haline geliyor. Süngerde uygulayalım. Kim uygulamak ister kuvvet uygulama? Sen uygula arkadaşım. Evet, bastıralım. İyi bir kuvvet verelim. Evet, evet, bakın şekli değişti. Bıraktığımızda tekrar eski haline alıyor. Stres topunda kim yapmak ister? Sen yap arkadaşım. Bastır, bastır, bastır. Kuvvet uygula, uygula. Evet, bırakalım tekrar. Evet, bakın tekrar yine eski haline alıyor. Şimdi yayda uygulayalım. Birlikte yapalım. Yay biraz çok sert. Kuvvet. Evet, ne oldu? Esnedi, esnedi, esnedi. Tekrar geri bıraktığımızda eski haline geldi. Oyun hamurunda acaba kuvvet uyguladığımızda şekil değiştirecek mi? Eski haline gelecek mi? Sen yap kızım. Buyur. Şöyle 5 parmağınla bastır. Evet, kuvvet uyguladığımızda oyun hamuru tekrar eski halini aldı mı? Hayır. Ne yaptı? Şekil değiştirdi. Demek ki bazı cisimler şekil değiştiriyor. Bunu normal hamurumuzda da yapalım. Bakalım hamurda acaba şekil değiştirecek mi? Bunu da sen yap güzelim. Evet. Şekil değiştirdi değil mi kuvvet uyguladığımızda? Evet. Şimdi o zaman ne anlıyoruz çocuklar? Bu konudan ne öğrenmiş oluyoruz? Kuvvetin şekil değiştirici etkisi var. Bazı cisimlere kuvvet uyguladığımızda şekli değişiyor. Bazı cisimlerin kuvvet uyguladığımızda şekli tekrar aynı halini alıyor.